Merhabalar herkese. 102'ye hoş geldiniz. Hafta sonunun önemli maçlarını konuşmak için karşınızdayız. Ben Efe Uysal ve Genco Boran. Nasılsın Efe? İyiyim, teşekkür ederim. Ne güzel bir giriş yaptın. Değil mi? Artık hep ben açıyorum. Evet. Alıştırdın beni tembelliğe. Peki. Ben de o zaman seni maçlarda çalıştırayım. Tamam, olur. 11 tane karşılaşma belirledik. İlk karşılaşma Cuma akşamı oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşması. Fenerbahçe'nin nasıl kazanacağını tahmin etmemiz gereken bir karşılaşma mı? Sürpriz evet. Bekler misin? Yok, sürpriz beklemem. Oranı arttırmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? 1 artı 2.5 gol üstü mü? Handikap 1 mi? Benim tercihlerim bunlar. Detaylar sende. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Antalyaspor esasında geçen sezondan beri gerçekten bu ligin en sürpriz ekiplerinden biri. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ama Fenerbahçe'de işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Moraller toparladı. Moraller yüksek. Galatasaray maçında iyi oynandı. Yani kaybedilmedi. Hatta daha fazla pozisyona girdi. Tek kulvarda yer almak. Evet. Dediğin gibi Emre, Gustavo oturmuş durumdalar. Benim alternatifim ilk yarı 1.5 üstü olur. Olabilir. Fenerbahçe klasik hızlı başlıyor maçlara. Artı evindeki tüm maçları ilk yarı 1.5 üstü bitti. Antalyaspor'un da bu sezon oynadığı 6 maçın 4'ünde ilk yarılarda gol bulduğunu görüyoruz. Güzel. Belki sürpriz bir gol. Güzel. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Geçen sezon Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı 4 maçın 3'ünün ilk yarıları 1.5 üstü bitmiş. Çok güzel bir istatistik. Nefis değil mi? Nefis. Peki. Peki, burada hemfikir kaldık. Aynen. Geçelim ikinci karşılaşmamıza. Brighton Tottenham. Yani Genco öyle bir bilgi verdi ki hafta içi vallahi Tottenham'la benim ilgili Twitter'ım, bayan. Benim Twitter'ım kilitlendi, öyle söyleyeyim. Herkes doğru teşekkür yani etti. Bunlar devam vallahi mı? Doğru mu bilmiyorum. Yani istersen yalanlanmadı. Haberi hemen tekrar söyleyeyim. Efe ile bir önceki hafta içi Bilyoner 102 programında tam programa girmeden önce daha doğrusu maçın olduğu günün sabahı. Ben şu haberi gördüm. Haberde gecenin haberiymiş İngiltere'de. Tottenham'ın orta saha oyuncusu Eriksen'le savunma oyuncusu Vertonghen'in arasının çok kötü bir şekilde açılmış olması. Çünkü Eriksen'in karısı Vertonghen'le birlikte olmuş. Ada basınında çıkan haberlere göre. Bu haberden sonra gitti 7-7'ler. Yani bu bir tesadüf müdür? Yoksa gerçekten bir kırılma mı yaşandı takımın içinde? Ama şunu söylemiştik biz seninle programda. Chelsea'yi batıran olay buydu. Chelsea'nin çöküşünü başlatan olay buydu. John Terry ile yine bir savunma oyuncusu. Bridge. Kimdi? Wayne Bridge. Bridge, doğru. Wayne Bridge aynı olay yaşanmıştı. Wayne Bridge'in eşiyle birlikte olmuştu John Terry. Bir de üstüne üstlük Wayne Bridge'i dövmüştü antrenmanda. Bir de öyle bir olay yaşanmıştı. Ya bu şimdi yani. Bayern Münih maçındaki olay denk mi geldi? Yoksa bir de şu da var Efe. Bayern Münih maçını izledin mi? Abi adamların her vurduğu gol oldu. Çok acayip yerleri vurdular. Şimdi zaten o olayı bir cebe atalım. İkinci olarak da ne olursa olsun kendi sahasında Tottenham'ın böyle bir yüz kızartıcı bir mağlubiyet aldığını da bir kenara atalım. Ve biz seninle çok iyi biliyoruz ki bu tip ağır mağlubiyetlerden sonra takımların bir sonraki maçta tepki verdiklerini çok gördük. Ve o tepkiyi bir de gol yememek üzerine de vermeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Savunmanın böyle bir kulağa çekiliyor, kulağa bir şeyler çekiliyor. Oluyor. Brighton'ın da baktım son 6 maçının 5'i 2.5-6 biterken bu 6 maçta toplam 2 gol atabilmiş. Hı hı. Acaba burada Brighton-Tottenham maçında hiç o şeylere girmeden 2.5-6 mı denemek lazım? 14.30'da. Böyle bir öğle saati maçı, erken saatte oynanan maçlar ancak kendine gelebilir. Biliyorum, doğru söylüyorsun. Yani bizde 14 12.30 orada 12 oluyor yani. Good morning diye başlıyorlar konuşmaya. Yani. Çay içerken falan yani. Yani şimdi Efe, Tottenham'a da tabii Bayern Münih maçından dolayı bir oranlarda öyle bir, şimdi Tottenham Bayern Münih'i yenmiş olsaydı burada 1.75 görebilecek miydik? Mümkün değil, göremeyecektik. Kötü de değil esasında Tottenham ama. Ya Tottenham'ın oranı iyi ve ben bir reaksiyon bekliyorum. Ben Tottenham deneyeceğim Efe. O reaksiyon, o galibiyet olarak. Ya böyle aman Allah bir galibiyet beklemiyorum ama ittire kattire ya Lucas Moura girer ya orta sahadan Sissoko oynar, bir şey olur yani. Ben de 2.5-6 düşündüm. Peki, bu maçları. Peki sen bir sürprizden yine çekiniyorsun yani. Aynen. Belki dediğin gibi sürpriz olmasa bile Tottenham'ın kısır skorlu bir galibiyet alacağına inandığımdan tamam. 2.5-6'ını güzel bir alternatif olarak düşündüm. Üçüncü maçımız Liverpool-Leicester City. Yani Liverpool 8'de 8 yapabilir mi? Sorumuz bu olmadı. Gerçekten ama herhalde İngiltere Premier Ligi'nin bu sezon en flash ekibiyle karşılaşacaklar.
Geçen sezon Leicester bu deplasmanda 1-1 berabere kalmış ve Liverpool'u şampiyonluk yolunda büyük bir çelme takmıştı. Yani ama öyle bir Liverpool var ki... Efe, ben sana tam onu söyleyecektim. Salzburg maçını izledim. Salzburg bir defa tam tweet atmıştım. Maç 3-0 olduğunda tweet attım. Dedim ki arkadaşlar, Liverpool-Salzburg maçı 3-0 oldu. Ama hiç kimse yanılmasın. Salzburg taş gibi takım. Söyledim Liverpool, ben sana. Liverpool olağanüstü oynuyor. Ya olağanüstü oynuyor. Liverpool başka boyutta oynuyor dedim. 3-1 oldu. Efe, Salzburg ikinci yarıya bir başladı. Ben bu kadar organize, makine gibi hücuma çıkan bir takım görmedim. Ve çok rahat 3-3 yaptılar. 3-3'ten sonra tecrübesizlik devreye girdi. Tabii. Anfield'da 3-0'dan 3-3 yapınca önce 1-2 çıktılar. Sonra Liverpool da üstlerine gelince 3-3 olunca Liverpool da artık arkaya yaslanmıyor. Onlar da gol atmak istiyor. Dediler ki aman abi 3-3 yaptık. Bunu koruyalım. Bunu koruyalıma girdiler ve hemen gol yediler. Aynen. Yani şunu söyleyeceğim. Liverpool-Salzburg maçı son yıllarda izlediğim en keyifli, beni tekrar futbola döndüren maçlardan biriydi. Bir sürpriz tavsiyem de olacak önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçında. Bu konuşmayı da hatırlatırım. Napoli maçında. Napoli maçında. Tabii. Ben Liverpool diyeceğim. Evet, Leicester çok iyi ama yani Liverpool o temposunu bulduğunda Salzburg gibi bir takımı bile yani nasıl oynadı olacak iş değil. Yani o maçı bile çevirdiyse. Yani çevirdi. Bu maçı. Bir de şu da var. Liverpool frene bastı ama bunu Liverpool'u kötülemek için söylemiyorum. 3-0'ı yapana kadar Salzburg aslında o 3-0'dan 3-3'e getirme potansiyeli olan takım futbol oynatmadılar ya. Efe, sağ bek sol beke veriyor, sol bek sağ açığa veriyor. Yani böyle ayağa pas, bir tanesinin bile 25-30 metreden gelen böyle minare pasında pıt diye alıyor sanki. Ben elle öyle tutamam yani. Anormal oynuyor Liverpool. Ve Liverpool geçen sezon Manchester City ile öyle bir yarışa girdi ki böyle seri yakalamaya da alıştı. Hı hı. Yani onu da yapabilecek kapasitede. Benim sadece sana sorum, Leicester'ın bu Gold kadar bahseden, herkes tarafından bahsedilen bir takım olmasını ne yönde kullanalım bu maçta? Yani Liverpool tamam kazanacak ama Leicester'dan gol yiyerek mi kazanır sence yoksa? Valla zaten Leicester'dan gol yiyerek kazanırsa 1 ve 2.5 gol üstü öneririm. 1 ve 2.5 gol. Ama şu anda bizim konuştuğumuz esnada Liverpool'un oranı 1.35 bana yeterli ve değerli geliyor. Handikap 0 falan olur mu gene zorlayarak denemem. Yoksa demez. Liverpool abi. 3 de atarlar bir anda 1-0'a razı da olabilirler. Gelelim Real Madrid Granada maçına. Sen herhalde Real Madrid bir uzun süre konuşmak istemiyorsun. Olabilir. Ama mecburuz bugünkü konuşmaya. Real Madrid gene bir Şampiyonlar Ligi'nde hüsrana uğradı. Özellikle de Paris Saint-Germain yenilgisinden sonra bu lige bir olumlu etkilemişti. Lige, evet. Ligde bir tepki vermişti. Benzer bir İki tepki. İki galibiyet bir beraberlik gol yemeden. Sevilla'yı deplasmanda 1-0 yenip Atletico Madrid'de 0-0 berabere kaldı. Paris maçıyla birlikte sonra oynadığı 3 maçta da gol yememişti. Ama şimdi, yani bir Anderlecht maçı, ay Anderlecht diyorum, Bruges maçı oynadı ki çok kötüydü. Yani. Kötüydü yani. Evet. Evet, Bruges'in attığı ilk gol çok büyük şanstı. Yani iki tane milimetrik offside olmuyor. Bir de adamın ayağına dolanmış top. Ben ilk golü görmemiştim. Evet. Top adamın ayağına dolanmış, gol olmuş. Ama bakma. İkincisinde de Modric orta sahada bayağı yanındaki adama vereceğini Bruges'li adama veriyor. Ha, geri dönüş sağladılar mı? Sağladılar ama... Ya mesela Sevilla maçında çıkışa geçtiği düşünülen, yani benim tarafımdan da İspanyol basın tarafından, doğru, da Hazar döküldü Bruges maçında. Döküldü. Ve çok Hazar olmadığı zaman hala Real Madrid gol pozisyonu yaratmakta çok zorlanıyor. Genel anlamda Real Madrid zaten bir türlü temposunu yakalayamadı. Abi Ronaldo gibi bir adamla 3-5 yıl oynayınca, aynen, demek ki kimse farkında değil. Herkes Ronaldo'ya sırtını yaslamış. Yaslamış. Yani Bale kafaca var mı? Yok, hiç belli Bale değil. Yok. Hazard dediğin gibi öyle. Yani Jovic gene çok etkili olamıyor. Bir Benzema'ya kaldılar. Ben daha Jovic'i görmedim. Aynen öyle. O da bir sakatlığı vardı milli maçtan sonra. Herhalde tam düzelemedi. Karşılarında da bu sezon senle
Hakikaten Barcelona galibiyetini buldum senin. Ve Granada'ya şu anda ligin ikincisi çok formlu. Son 5 maçta bir gol yedi. Acaba bu Real Madrid'in gene bir tepki verip o gol yememe serisini sürdürmesi, Granada'nın şeyi burada da böyle az gol seçimlerine mi yönelmek lazım alternatif? Ben kendi kafamda tam tersini ürettim Efe. Hatta Real Madrid gol yer diyerek. Real Madrid Brüj maçında ben 1 ve 3.5 üst önermiştim. Sonra pişman oldum. Tabii yeni oyunlar gelince biraz gözümüz de döndü açıkçası. Yani biraz daha orana gidelim falan diye. Bazen hata da yaptırıyor. Sırf 3.5 üst yapsaydık gitti. Bu sefer Real Madrid Granada maçında Brüj'den çıkardığım dersle sadece 3.5 gol üst önereceğim. Olur da Granada atar matar alıştı. Brüj yaptıysa Granada da yapar. Ben de biraz seninle ters düşünüyorum. O da işte Şampiyonlar Ligi'ne bir tepki verecekse Real Madrid'in gene böyle az gol yiyerek ya da gol yemeyerek bir tepki verir. Granada'nın da benzer bir yapıda olması beni bu maçta sürpriz olarak az gol seçimlerine yönlendirdi. Bak bir de Real Madrid'le ilgili bir parantez açayım. Neden kötü gidiyor şu anda? Evet, Ronaldo'suzluğa hala alışamadı takım ama bu takımın çok önemli iki tane de dinamosu vardı. Çok özel yani kariyerlerinin zirvesindeyken hem milli takımlarını uçuruyorlardı hem de oynadıkları takımları uçuruyorlardı. Kim bunlar? Kroos, Bayern Münih'teyken efsaneydi. Bayern Münih treble yapmıştı Kroos zamanında ve Modric. Kroos ve Modric şu anda gerçekten iyi durumda değil. Modric Dünya Kupası'ndan beri silkelenemedi. Doğru. Kroos yıkılıyordu. Yani şey maçında, Brüj maçında dökülüyordu Kroos. Öyle söyleyeyim sana. Real Madrid bence bu sezon iyi durumda değil. Bak bu maçtan da bir sürpriz çıkabilir. Ben onu engellemek adına az gol seçimlerini öncelikle düşündüm. Peki. Paris Saint-Germain-Anje maçı ama tam tersi bol gol deneyeceğim maçlardan bir tanesi. Paris Saint-Germain'de ilk defa ve nihayet diyelim Neymar, Mbappe ve Icardi aynı anda oynayabilecek. Eğer teknik direktör isterse. Büyük ihtimalle de sanki isteyecek gibi gözüküyor. Bana öyle geliyor. Diğer tarafta Anje bu ligin gene flash ekiplerinden biri. Ligin en fazla gol atan takımı. Onlar da gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Bu maçta da ben yani Paris Saint-Germain'in moralli Paris Saint-Germain'in bu sefer öyle 1-0 2-0 değil güzel bir galibiyet almasını bekliyorum. Ama Anje de gol adedine katkıda bulunur ve çok gollü bir maç olur diye düşünüyorum. Tamam. 3.5 üstü bu karşılaşmayla ilgili beklediğim seçenek. Gençler Birliği Galatasaray sıradaki karşılaşmamız. Yani Galatasaray iyi gidiyor mu, gitmiyor mu? Ben hemen sana kendi fikrimi söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi Galatasaray'la ilgili benim de aynen çok güzel başladın. Aynen benim söyleyeceğim olay aslında kafamdaki soru işaretini sen dile döktün. Kötü oynayan bir Galatasaray vardı son zamanlarda. Paris maçında Galatasaray Paris'e 1-0 yenildi. Yani çok uzun da konuşabilirim bu konuyla ilgili çünkü çok aklıma yatmayan şeyler de oldu. Yani gururlu mağlubiyet. Gururlu mağlubiyet diye bir şey yoktur. Yani mağlubiyetin gururlusu yoktur. İyi oynamışsındır. Kaybetmişsindir, ah vah dersin ama bir gol bile atamadığın, doğru düzgün iki tane şut çekemediğin, kalecisine bir kere top tutturduğun bir takım karşısında gururlu mağlubiyet edebiyatı olmamalı. Gururlu mağlubiyet edebiyatı yapılacaksa Salzburglar yapsın. Doğru. Anfield'da 3-0'dan 3-3 yaptı adamlar, hakikaten onları alkışlarsın. Doğru. Galatasaray kötü oynamadı ama bu kadar abartılacak bir durum değil. Fatih Hoca tabii ki bu takımın teknik direktörü olarak bu maçla çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Çünkü gerçekten rakibimiz şöyle de bir gerçek var. Evet belki Paris Saint-Germain'de çok önemli eksikler vardı. Ama Fatih Hoca ne dedi? Son 10 yılın en pahalı 5 transferini yapmış takım karşısında oynadık dedi. Evet belki bunlar oynamadı. Ama onların oynamaması o takımda bir Di Maria olduğu gerçeğini. Yani sonradan Mbappe'nin girmesi, Şampiyonlar Ligi'nin en favorilerinden bir tanesi. Ya her şeyi geç. Yıldız olarak saymadığın Mbappe yok, Cavani yok falan, Neymar yok. Bunları saya varları saymıyoruz. Verratti diye bir adam var orada. Tabii canım. Thiago Silva denen bir adam var. Kimpembe var, Marquinhos var, Di Maria var. Şimdi. Sarabia denen. Galatasaray iyi mi kötü mü? Gençler Birliği karşısında bir sorun olur mu en azından? Ya ben bir de şunu düşünüyorum. Öyle bir 80'ler edebiyatına girildi ki işte galiptir bu yolda mağlup olan falan edebiyatına girildi ki acaba yanlış. Oyuncular kötü etkilenecek mi? Yani Paris'i elimizden kaçırdık diyen var ya mıdır? Ya olur mu canım? Ya, işte. Değil mi yani? Ya, zannedersin okuyunca. Yani. Hayır bak şimdi maçı izlemesen okusan dersin ki ya yapma ya. Ya Galatasaray
Elinden kaçırmış Paris'i. Yok öyle bir şey. Ben katılmıyorum o görüşlere. Sana soru. Galatasaray Paris maçından sonra bu maça konsantre olabilir mi? Bir rotasyona bu, gidebilir. Gidebilir. Elinde belki yani o kadar çok alternatif oyuncu var mı yok mu bilmiyorum ama kesinlikle bir rotasyona gidebilir diye düşünüyorum. Gençler Birliği bir şey yapabilir mi? Ben ondan şüpheliyim. Yani vallahi onlar da Ankara Gücü maçında ilk yarı dağları taşları isabet ettirdiler kale hariç. İnanılmaz pozisyona girdiler. Cezaları kesildi. Aynen. Yani ben Gençler Birliği'nin şu anda ligin hakikaten düşme adaylarından biri olduğuna inanıyorum ve yani Galatasaray çok iyi durumda olmasa da bana göre Gençler Birliği burada pek bir şey yapamaz gibi geliyor. Sanki klasik Galatasaray'ın istatistiklerinden yürümeyelim mi alt şeklinde? Ben de TGS-2-3 diyecektim. Tam, yani, tam Eyyam sonucu. 9 maçının 8'i 2.5-6 bitti. Gençler Birliği hücumda etkisiz. Bir de rotasyon olursa... Gençler Birliği etkisiz ama Galatasaray'ı gören gol atıyor Efe. Galatasaray'ı gören gol atıyor. Ben TGS-2-3 diyeceğim. Peki ben de 2.5-6 olarak bu karşılaşmayı kafamda belirledim. Atalanta-Lecce. Bunda da ben topu sana şöyle atayım. Sen de oyna bakalım. Şimdi Atalanta'nın 2 ya da 3 tane maçını 90 dakika izledim. Son Shakhtar maçında aslında Shakhtar'ı önerdim. Ay pardon, Atalanta'yı önerdim ama şunu da yazmıştım yazımda. Deneyimin bir deneyim, daha... Deneyim önemli. Yani deneyim olarak Shakhtar... Atalanta'ya çok ağır basıyor. Fakat son yıllarda Ukrayna futbolunda öyle bir düşüş var ki... Hiçbir fark etmez abi. Shakhtar evet gelince abi. Buraya... Bak, dersimizi Shakhtar'dan aldık. Lyon'dan aldık. Lille'den aldık. Aynen öyle. Deneyimin ne kadar önemli olduğunun çok net orta örnekleri bunlar. Hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde öyle. Ben dedim ki... Yani Ukrayna futbolu öyle bir düşüşte ki... deneyim de onları kurtaramaz dedim. Bana ama da öyle geldi. Penaltı falan kaçtı Efe. Şimdi doğru. Doğruya doğru. Bir doğru. De penaltı kaçtı. Doğru. Ama... O maç bir yana oyuncuları mental olarak yani zihinsel anlamda çok kötü etkilemezse Atalanta'nın Serie A'da kaldığı yerden devam etmesi halinde bu maçı hiç sorunsuz handikaplı yenmesini bana yapıyor. Da öyle geliyor. Çünkü adamlar oynuyor abi. Evet. Yani Shakhtar maçında da oynadılar. Neler bence kaçtı? Shakhtar maçı bu maça bir olumlu motivasyon olarak olabilir, bile dönebilir. Olabilir. Katılıyorum. Handikap 1 diyorum ben. Hem öyle hem de ben bu maçın da gollü olacağına inanıyorum. Gene klasik bir Atalanta maçı izleriz. Atalanta varsa üst vardır zaten. Beşiktaş-Alanya Spor maçı sıradaki karşılaşmamız. Yani Beşiktaş hiç iyi durumda değil. Hiç. Alanya namağlup lider. Ya burada da bir de 1.83-13-10 diye. Ha, bizim imtihanın ilk dönemindeki uğursuz şey. Uğursuz oran evet, var. 1.80 ev sahibisi kazanamazdı. Kazanamazdı. İlk yıllarda 2006-2007. Yani şu şartlarda da bu sezon sadece ligde bir sefer kazanmış Beşiktaş'ın. Gene bu kazanamama durumu devam edebilir. Alanya gol atıyor çünkü. Valla bak şimdi Beşiktaş'la ilgili sıkıntı bu. Herkesin aklında Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı var. Bir takım bir anda nasıl bu kadar... olumsuz yönde etkilenebilir sorusu var. Ama buna özellikle biz iddia oyuncuları çabuk adapte oluyoruz Efe. Karşımıza alıyoruz Beşiktaş'ı. Yani kötü takımı alıyoruz. Ben yıllar önce bunu Milan'dan öğrendim mesela. Abi büyük takım böyle... Napoli mesela bu hafta içi yaktı beni. Yani o Milik var ya, Milik'i görsem derim helal olsun sana derim ya. Bir nasıl bu kadar gol kaçırdın? Ben o maça alt oynadım desem inanır mısın? Valla demek senden ben kaybetmişim. Ya... Abi 30 tane şut çekilen maçta bir gol olmaz mı ya? 3 top direkten döndü ya. Bazen şansın da yardımı oluyor insana. Olabiliyor. Şimdi Beşiktaş iyi değil Efe. Yani ben Beşiktaş'a güvenmiyorum. Evet taraftar falan harika, destek. Hafta içinden yorgun da Beşiktaş. Ben Alanya yenilmezliği diyeceğim. Bence de ya öyle. Evet mantığı çok zorluyor. Alanya gol bulur çünkü. Bulur ya. Bulur. Beşiktaş'ta hücumda yani ne kadar etkili olabilir o soru olamıyor, işareti. Olamıyor. Bence de Alanya yenilmez. Alternatif olarak da gene karşılıklı gol var. Evet. Başta gollere yönelinebilir diye düşünüyorum. Buradaki Alanya lehimize maçın gelip gelmemesindeki en önemli etken Alanya sporlu oyuncuların kendine ne kadar güvenerek çıkacağı. Karşımızda kötü bir Beşiktaş var arkadaşlar. Yürü ya derlerse yenerler abi. Bence diyebilirler. Bence demeliler de. Demeliler ve yaptılar da bunu son yıllarda. Fener maçında tabii, aslan gibi oynadılar adamlar. Demek ki oynuyorlar. Oturmuş bir kadroları var. Hücum attı kuvvetli. Yani ben Alanya gol atar. Beşiktaş
Alanya'dan daha fazla gol atamaz diyerekten Alanya'ya mantıklı, yöneliyorum. Mantıklı, mantıklı. Rize Spor Trabzonspor karşılaşmasında da Karadeniz derbisi. Karadeniz derbisi gerçekten önemli bir karşılaşma. Ama yani Başakşehir karşısında gördüğüm Rize bir berbat bir durumdaydı. Yani seninle o gün konuşurken evet. Ben Başakşehir'i güvenmemiştim. Ama Rize'nin de, Başakşehir hakikaten beni yanılttı. Bak, ama Rize'nin de bu kadar kötü olacağını ben tahmin etmemiştim. Efe, Rize taraftarından özür dileyecek bir maç varsa bu maçtır. Çünkü Rizeliler için Trabzon maçı çok önemlidir. Samsun maçı çok önemlidir. Ama Trabzon son yıllarda Rize-Trabzon derbisi çok yaşanıyor. Geçen sezon iki maçı da Trabzon kazanmış aynen mesela. Öyle, aynen öyle. Şimdi şu da var. Trabzon'un Basel'le oynadığı maçta Trabzonspor'un yedek kulübesinde bir tane as adam yoktu. Geçen sene buna çok benzer bir Fener maçı yaşamıştı Trabzonspor. Hatta Abdülkadirlerden biri sakatlanmıştı. Bir tane yani o 22 yaşından büyük bir oyuncu yoktu. Şimdi de artık Trabzon'un bu sakatlar makatlar falan derken artık rotasyon zamanı geldi Ünal Hoca'nın. Ve o rotasyon yok. Elinde 3 haftada 7. maçı falan yani evet, herhalde. Evet. Ben yani, gene de Rize'nin durumundan dolayı Trabzonspor'a dönük olduğuna inanıyorum ama 0 mı 2 mi tam bilemiyorum. Ben golleri öneceğim. Rize golleri katkıda bulunacak çünkü. Aynen. Yani Rize'de bir türlü takım ruhunu yakalayamadı. Çok genç Fenerbahçe'den gelen o Vedat Muriç transferiyle gelen bir sürü genç oyuncu var ki İsmail Kartal onu Fenerbahçe'ye çalıştırdığı dönemden tanıyor. Ben çok umutlanmıştım oraya gittiğinde oyuncular ama Rize gerçekten gene klasik hep yabancı oyuncular üzerine abi kuruyor. Rize'nin ve sağ solu belli olmuyor. Öyle bir mi? Çıkışa geçiyorlar, bir inişe geçiyorlar, bir şey. Yani işte bu takım nasıl oynuyordu? Beşiktaş maçı. Önce. Sonra bir düşüşe geçti adamlar ligin ikinci yarısında. Ama diyorsun ki Trabzonspor'daki bu maç temposunu dikkate alıp evet, goller daha evet, cazip evet. Diyorsun. Çünkü herhalde Trabzon yorgun artık. Trabzonspor dinlenmiş olsaydı Beşiktaş maçından sonra maç yapmamış evet. Olsaydı Trabzon evet, oynardı. Kesinlikle o moralle. Ama bu tempoda diyorsun gollere yönelmek bir daha doğru. Olabilir. Var mı yani? Çünkü Trabzonspor 2.5 üst. Trabzonspor her maç gol yedi biliyorsun. Evet. Bundan dolayı da zaten 2.5 üst diyeceğim bu maça. Peki. Saint-Étienne Lyon'da Fransa'da bir derbi. Oo, çok önemli. Aynen çok önemli. Lyon işte o senle demin konuştuğumuz şartlar ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ni arka bahçesi olarak kullandığını kurumsal hafıza işte. Kurumsal hafıza. Abi Juninho'lu, Benzema'lı kadrodan kalan formanın ağırlığı abi. Adamlar yani, Leipzig karşısında gitti. Çatır çatır. Yani o Nant maçındaki bir evvelki maçlardaki falan Lyon'un gidip bu kadar formda bir Leipzig'i darmadağın edeceğini evet, tahmin edemezdim aynen hakikaten. Ve bu moralle de ben Saint-Étienne karşısında bu derbide avantajlı duruma geçtiklerine inanıyorum. Doğru ki, zaten Saint-Étienne son dönemde çok kötü yeniyorlar. Çok kötü biliyorsun yeniyor. Bir maç yarım kaldı. Aynen. Fekir 4 gol attı, başkan onu müzeye kaldırdı falan. Çok ağır da bir olay var yani şu anda Saint-Étienne Lyon arasında. Ben de Lyon diyorum. Saint-Étienne geçen hafta deplasmanda kazanarak biraz olsun kendine geldi. Hı hı. O bir ölü toprağını üstünden attı. Ama bence teknik direktörün koltuğu hala sallanıyor. Zaten olay orada kopuyor. Ve bu maç bekleniyor. Tabii. Derbiyi evinde kaybederse Aruvar. Aruvar. Perşembe Saint-Étienne'de Avrupa maçı oynadı. Dolayısıyla burada da bir yorgunluk söz konusu olabilir. O açıdan da bakıldığında hani onlar da sadece bu maçı beklemiyorlar. Ben yani Lyon'un o moralle bu derbiyi de kazanacağını düşünüyorum. Katılıyorum sana. Ben de ikide kesinlikle hemfikir Zefe. Son maçımızda Inter-Juventus. Burada da Inter morali bozuldu mu? Morali bozuldu abi. Çok iyi oynadılar. Yani tebrikler, alkışlar Conte'ye. İnanılmaz bir ders çalıştırmış oyuncularına. Barcelona'nın hücum presine karşı derslik sanki antrenmandaymış gibi kaç kere 3-4 pasla rakip takımın yarı sahasına kolayca geçtiler. Neler kaçırdılar ama neler kaçırdılar. İlk yarı 3-0 olmaz mıydı? Olabilirdi. Olurdu yani. Ve onun üstüne gittiler sen mağlup oldular. Sen kalk o maçı kaybet ve şimdi de Juventus'la oyna. Juventus buranın ağır abisi. Ve her zaman ne denir? Inter her zaman sezona iyi başlar. İşte hep Ekim-Kasım ayının şampiyonudur. Ama Mayıs ayında geldiğinde Juventus şampiyon olur derler aynen ya. Öyle. İşte bence bu maç tam o maç. Yani Inter bu kadar iyi başladı. Ha hu falan derken tak Juventus'tan bir tokat yiyip. Zaten yediler bir tokat. Bence de Juventus yani. Alternatifi yani ne olur? Alternatifim üst olur. Yine üst olur. Ben bu hafta çok bol gollü maçlar bekliyorum Efe.
derbilerde değil mi? Bana da Inter Barcelona maçının üzüntüsünü üzerinden atıp arkadaşlar biz Barça'ya bunu yaptık bir kere daha yapabiliriz derse çok acayip bir Inter Juve maçı izleyebiliriz. Demezse de o her şekilde goller konuşur. Yüksek oran ama Juve. Ama bence sana ben bir şey söyleyeyim. Sanki bu maçta böyle bütün olayların geliş şekline baktığımızda, olayların gelişimine baktığımızda yani Juventus galibiyeti de denenebilir sanki. Tabii ben Juventus hani diyorum. Psikolojik olarak Inter şu anda çünkü bu maçta Juventus diyorum. Ve golli bir maç olacağına inanıyoruz. Bu da konuşacağımız son karşılaşmaydı. Herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bol şans diliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.